Değerli meslektaşlarım, değerli basın mensupları, hepiniz hoş geldiniz. 5 Nisan Avukatlar Günümüz kutlu olsun. Şimdi çelenk sunumuna geçiyoruz. Sizleri Gazi Mustafa Kemal Atatürk arkadaşları ve aziz şehitlerimiz huzurunda bir dakikalık saygı duruşuna ve ardından İstiklal Marşımızı okumaya davet ediyorum. Değerli meslektaşlarımız, Karabük Barosu Başkanı Avukat Emrah Köklü'yü konuşmasını yapmak üzere kürsüye davet ediyorum. Öncelikle hepinizi saygıyla selamlıyorum. Bu soğuk günde bu özel günü kutlamak için bir araya geldik. Ve ben şöyle istiyorum, bu açıklamayı güçlü bir şekilde yapalım. O yüzden meslektaşlarımı hepsini kürsüye davet ediyorum. Buyurun lütfen. Sevgili meslektaşlarım, kıymetli basın mensupları ve değerli Karabüklüler. Bugün 5 Nisan Avukatlar Günü'nü hep birlikte kutluyoruz. Öncelikle baromuza kayıtlıyken tüm ömrünü hak arayışına adamış ve hakka yürümüş meslektaşlarımızı, yine ülkemizin dört bir yanında yalnızca mesleklerini icra ederken şiddete maruz kalmış, katledilmiş avukatları anarak başlamak istiyorum. Malumunuz, mesleğimizin ve meslektaşlarımızın saymakla bitmeyecek sorunları var. Ancak çözüm konusunda yol alınmış değil. Tüm bu sorunları dile getirmenin çare olmadığı ise açık. Bugün karşınızda dertleri ortaya dökerek sızlanmak yerine biz avukatlar, hak aramayı en iyi bilenler, çözümün yine içimizde, bizde olduğu farkındalığı ile karşınızdayız. Bu nedenle biraz kendimizden bahsetmek istiyorum. Yargının asli unsurlarından olan bağımsız savunmayı temsil eden avukatlar, sadece hukuki sorun ve anlaşmazlıkların çözümlenmesini ve hukuk kurallarının uygulanmasını sağlamakla görevli ve yükümlü değildirler. Aynı zamanda seçkin bir role sahip avukatlar, birey olarak kamu için ve kamu adına hakikati ifade etmek zorundadırlar. Yine barolar sadece avukatlık mesleğini geliştirmekle, meslek mensuplarının yararlarını korumak ve gereksinimlerini karşılamakla, mesleki düzeni, ahlakını, saygınlığını, insan haklarını savunmakla ve korumakla görevli olmayıp toplumsal dönüşüme katkı sağlamakla, bu amaçla kurulu, rahat ve alışılmış olanı, insani ve toplumsal ilişkileri, becerileri sorgulamakla yükümlü olan, olması gereken kuruluşlardır. Barolar ve avukatlar sadece bunları değil, hakikati temsil etmek, bir güç odağının ya da başkaca bir otoritenin yönlendirmesine karşı gelmek, toplumsal dönüşüme öncülük edebilmek için yeni kelimeler, sözler söylemek durumundadır. Biz avukatlar yaptığımız işlerde insan gözüyle görülebilecek eserler vermemekteyiz. Binalar dikmiyoruz, köprüler kurmuyoruz belki ama bizler sorunları çözüyor, hataları düzeltiyoruz. İnsanların sorunlarını dert edinip yükünü üstleniyoruz. Mücadelemizle adaleti tesis ederek insanların huzurlu ve adil bir yaşam sürmelerine hizmet ediyoruz. Zamanımızı, bilgimizi, gerektiğinde en kıymetlilerimiz, ailelerimizden çalarak hayatın en önemli sujesi olan insanlara tahsis ediyor, insanlara dokunuyor, insanların sorunlarını paylaşıyoruz. Hukukun üstünlüğünün egemen kılınmasına, toplum huzurunun, toplumsal barışın sağlanmasına ve sürdürülmesine katkıda bulunuyoruz. Avukatlık mesleği sadece bilgi mesleği değil,
aynı zamanda bir cesaret mesleğidir. Bizler cesaret ediyor, söylenmeyeni söylüyor, iyiyi, güzeli, doğru olanı sabırla yapmaya çalışıyoruz. Hukukun tanıdığı ve koruduğu yetki olan hakkı savunuyor, hakkı, hak sahibini temsil ediyoruz. Hakka ulaşmanın yolu ve aracı olan davaları mahkemelerin önüne biz getiriyor, hukukun ilerlemesini, gelişmesini, hak sahibinin hakkı olanı elde etmesini, hakkına kavuşmasını biz sağlıyoruz. Unutulmasın, Fransız İhtilali gibi devrim niteliğindeki pek çok eylemde, dünya tarihini değiştiren tüm siyasi olaylarda gerek eylem, gerekse düşünce lideri olarak avukatlar vardır. Bu nedenle iyi ki avukatız diyoruz ve bizler kesinlikle sözde kalmayan, içi dolu ve o saf saygıyı sonuna kadar hak ediyoruz. Avukatlar günümüz kutlu olsun. Hepinize çok teşekkür ediyorum.